inşallah bakalım temeller atılsın. Ne olacak diye. Herhalde orada temel çalışmaları başladı. Daha çok fenaydı bildiğiniz üzere. Baya zaten ilimiz, ilçemiz etkilendi. Yani böyle bir sarsıntı yok. Yani şiddet çok şiddetliydi yani. Hani yıkmaya gelmiş gibi öyle bir enerji akımı herhalde yerden çıktı. Baya büyük bir sarsıntıydı. Zaten yıkımla da sonuçlandı. Hani diyebilirim ben saydığım zaman böyle. Hani uyanıktım zaten yakalandığımda depreme. Hani taş çatlasa 15 saniye ya da 20 saniye. Hani şimdi bazen bana diyorlar hani ilk sarsıntı oldu, durdu. Biraz hani beklendi, sonrasında hemen tekrardan vurdu gibisinden. Bizde öyle bir şey yok. İlk sarsıntı oldu ve yıkıldı. İkinci sarsıntı yok. İkinci sarsıntıyı ben aşağıda hissettim. Aşağıda sallandık. Salı günü öğleden sonra çıktım ben enkazdan. Hani pazar günü, pazartesi günü sabaha karşı diyelim 4.17. Salı günü hesaplayalım. Salı günü öğleden sonra çıktım ben. Tabii oğlum benim kucağımdaydı. Yani onu hiç bırakmadım zaten tüm anneler gibi evlatları. Yani hiç bırakmadım. Birlikte de enkaza düştük. Hep de birlikteydik. Zaten o hemen gitti. Yani donuksunuz. Yolun bittiği yer. Hani yolun sonu. Bitti. Nokta. Artık tamamen bir teslimiyet. Tamamen bir teslimiyet. Yani çünkü yapacak hiçbir şey yok. Kımıldayamıyorsunuz. Düşünün yani milim kımıldayamıyorsunuz. Üzerinizde tonlarca ağırlık. Ki ben 5. katta oturuyor olmama rağmen beni 2.5'tan çıkartmışlar. O kadar dibe inmişiz yani. Bina içerisinde yıkım anının sesleri, daha sonrasındaki bina içerisindeki komşularımın seslerini çok iyi alabiliyordum. Onlar da bizim seslerimizi alıyordu. Ama dışarıya sesimizi duyurmak çok zordu. Çünkü üzerimizde tonlarca ağırlık olduğundan dolayı sesimiz gitmiyordu dışarıya. Bayağı uzun yıllar sonra gelmişti. Geç geldi, erken gitti cennete.